Merhaba YouTube, merhaba dostlar. Ben Vasat Mimar. Bugün Oldu Mods 6 To The Sky modpack'ini oynayacağız. Yani Oldu Mods 6 modpack'inin Skyblock versiyonu. Umarım izlemesi de oynaması kadar zevkli olur sizin için. İyi seyirler. Modpack genel olarak bayağı standartmış. Yine bir 4 Skyblock'un üstünde. Klasik. Bir ağacın üstünde başladık. Bakalım başka neler varmış. İndik. Burada bir ice ve lava bucket. Sanırım bu oyun başı cobblestone generator yapmamız için bize verilmiş. Hemen şunları şimdilik şöyle bir şekilde yerleştirdim ve görev kitabı var gördüğüm kadarıyla. Ex nihilo zaten herhalde, evet. Oyun başı bizim kaynak üretmemizi sağlayacak olan modpack. Sieve ve elek kullanarak yani bayağı kaynak eleyeceğiz burada da, gravel ve dirt kullanacağız. En azından oyunun başında. O zaman ilk işlev olarak klasik. Şuradan aslında saplingimizi de alalım. Bakalım. İlk sayfada modpack'i tanıtan görevler olması lazım. Neredeydi o modpack'i tanıtan? Evet, Skyblock Tips. Şu şekilde şu görevleri bir tamamlamış olalım. Bunlara yanlış hatırlamıyorsam bunlara dokunmayacağım. Çünkü bunlara dokunduğumuz zaman bize yeni bir ada oluşturacak durduk yere. Aslında oluşturalım, sonra geri bu adaya geri ışınlanalım. Nasıl olsa haritada gözükecektir. Aynen. Haritamız spawn olduğumuz ada burada. Bu diğer muhabbet şey için aslında var tamamen. Kendimiz OP değil miyiz acaba? Niye ışınlanamadım mesela ben buraya? Bakalım, 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 bakalım. T'ye bastığımızda aslında ışınlanması lazım. Server'ı açtığım için, kendime OP yapmamışım henüz tabii. O yüzden ışınlanamıyorum. Hemen onu yapalım. OP Audiomancer. Bu şey için, bu ada yaratma muhabbeti, ada oluşturma muhabbeti tamamen serverlarda oynarken hani Starter Island'da başlayacağımız için var diye düşünüyorum. Başka bir amaçları yoksa tabii. Böyle ilk adım olarak crafting table yapalım. 4 tane klasiktir zaten bu. Hatta 5.'yi de yapalım. 4'ü dekorasyon için çünkü 5.'si tamamen crafting için. Şu şekilde. Bunları bu crafting table'lar benim bayağı hoşuma gidiyor açıkçası. Şöyle gösterdiğim zaman bunların üstüne hem mob spawn olmuyor bildiğim kadarıyla. Çok emin olamamakla beraber. Hem de daha dekorasyon olarak daha doğru gözüküyor mesela bana crafting table'lar. Crafting table daha böyle değil mi, kaba bir blok gibi durduğu için. Evet, bu şekilde adamızı ilk adamızı oluşturmuş olalım. Tabii yine klasik shift kalk shift kalk shift kalk ağaç oluşturma. Modpack'in içinde bir sürü enerji modu falan da var bildiğim kadarıyla. Ne bileyim, mekanizma olsun, immersive engineering olsun, RF tools dimensions, çünkü aynıları hepsi Oldu Mods 6 modpack'in içinde de vardı. Ama tabii ilk işimiz bizim tamamen gravel elemek ve bir takım kaynaklar elde etmek olacak. Adayı biraz daha büyütelim. Bakalım başka ne görev tamamlamışız. Bu görevler tamamen XP falan veriyor ama bir tane Ender Pearl de verdim mesela. Bununla şimdilik işimiz yok. Şunu şu şekilde atalım. Elmamızı da alalım buradan. Başka 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 X veriyor. Tabi Pebble. O Pebble'ı da hemen göstereceğim mantığını. Zaten Skyblock oynayanlar daha önceden az buçuk hakimdir konuya. Böyle ilerledik. Bunlar hiçbir işe yaramayan tamamen dekorasyon amaçlı kasklar bu arada. Bunlar hep modları anlatan vesaire açıklamalar. Hepsi İngilizce. Türkçesi var mı? Çok da bilmiyorum açıkçası. İlk işlev olarak şuraya bir çöp chest'i yapmak istiyorum. Gereksiz itemları adanın ortasında tutalım diye. Şöyle yerleştirdik. Şu kasklar çünkü boş boşuna yer kaplayacak yaptığımız herhangi bir chest'te. One Pro modunun ayarlarıyla oynamayacağım için onun da kağıdını buraya atıyorum. Tinker's Construct'ın görev kitabı bu. Tek işi Tinker's Construct'ın materyallerini anlatmak ama ona da az buçuk hakim olduğum için açıkçası ona da çok ihtiyacım yok. Zaten onu şimdilik onunla işimiz de yok açıkçası. Ve Ex Nihilo modu. Bu early cable gen, early stage'de oyun başlarında bizim cable generator yapmamızı kolaylaştırıyor. Ve bir tane from the beginning. Ağaç toplayıp bize balta verdi. Güzel. En azından biraz işimizi kolaylaştıracak. Ve buralardan devam etmeye başlayacağız. Bakalım. Burayı kapatalım tekrardan. Bir tık adayı büyütmek istiyorum. Bunu genellikle slablerle yapın diyorlar ama ben zaten bu plankleri ileride sökeceğim için. Bu zaten slablerle yapın muhabbeti de tamamen aslında şeyden kaynaklanıyor. Slablerin üstünde, bottom slablerin yani alt yarısına koyduğumuz slablerin üstünde benim bildiğim mob spawnlanmıyor. Muhtemelen bir Java bug'ıdır ama Skyblock'ta bunu kullanıyorlar. Belki de çözülmüştür, onu da pek bilmiyorum tabii. Şu şekilde simetrik gitmek istiyorum çünkü oluşturduğum adalar da zaten simetrik gitmek üzerine olacak. Dört tarafa birden gideceğiz işte. Bir tek bu taraf kalmış. Şunu da şu şekilde yapalım. Quark modu var bu modpack'in içinde. Bu da çok güzel bence.
Çünkü mesela normalde buraya blok koyamazsınız. Bu tarafa bakmamız lazım ya da mesela bu şekilde dik gideceğiz. Ama böyle gidip boşluğa baktığımızda ortada artı çıktığında bu şekilde önümüze de blok koyabiliyoruz. Bir de bu tatlı bir detay. Kaç blok oldu? 3, 4, 5, 6, 7. Geçişleri iki şey yapmak istediğim için şu şekilde dört tarafa yine gideceğim. Daha sonra köşelere koyacağız. Koyacağız. Türkçem beni terk et. Hoppa. Şöyle. Gidelim. Biraz genişletelim adamızı. Ne tarafa yapmadık? Bir tek bu tarafa yapmadık sanırım. Şöyle gitmiş olalım bakalım. Sonra köşeler. Tam simetrik yapıp yapmadığıma şu an çok da emin olamadım açıkçası. Crafting station'lardan bakacağım. 2, 2, 2, 2. Galiba yapmışım. Aynen olmuş. Evet biraz daha ağaç büyütelim. Çünkü az önceki düşen saplinglerimiz maalesef elimizde iki tane kalmış. Diğerleri tamamen aşağı uçmuş. Adayı biraz genişletmek açıkçası bu yüzden biraz iyi. Şansımıza yine iki tane sapling düştü mesela. Modda emergency items muhabbeti var. Yani elinizdeki saplingler bittiği zaman alabiliyorsunuz ama o biraz yani şimdilik yapmak istemediğim şey en azından. Hileye girdiğini düşündüğüm için. Tamam düzeldi. Evet ilk etapta yapmamız gereken şey aslında C ve mesh olacak. Ama mesh yapmak için ne yapacağız? Fiber kullanacağız. E tabi bunun için de bize kruk lazım. Yani ağaçtan ipek böceği toplamamızı sağlayan şey lazım. Şu şekilde hemen tekrar hızlı hızlı büyüt. Büyüt. İyi eğildiğimiz yerde de shift yapabiliyormuşuz. Eskiden bu muhabbet var mıydı hatırlamıyorum ama mesela üstümüzde ağaç yaprağı çıktığı zaman yapamıyorduk diye hatırlıyorum. Şu şekilde bir miktar ipek böceği topladık. Ağaç da şansımıza gargantuan boyutlara ulaştı. Bu da açıkçası iyi de olmadı değil yani. Bedavadan fazla fazla log toplamış olduk. Şunları da şöyle toplamış olalım. Şimdi ipek böceği toplama muhabbeti zaten. Muhtemelen yani Skyblock oynayan herkesin. Daha önce yani 1.12.2'de falan çok var mıydı emin değilim açıkçası bu muhabbette. Güzel bir sistem. Aşina olduğumuz bir sistem. Ağacın üstüne. Gerçekten de gerçek hayatta da böyle inatçı olan bu silkworm'leri şu şekilde yerleştiriyoruz. Ne kadar çok yerleştirirsek o kadar hızlı yayılacak. O yüzden elimdekilerin tamamını kullanmak istedim aslında. Farklı farklı alanlara. Nasıl mangal ateşi yakarken 3-4 yerden yakarsın. Aynı mantık. Şimdi bir tane daha kuruk yapalım kendimize. Böyle kalsın elimizde. Bunlar %100 olacak. Tabii onlar %100 olur dursun. Biz de o arada eleğimizin dış çerçevesini yapalım. Ne lazımmış? Plank ve slab. Şimdi şu şekilde 32 tane plank aldık. Slabler zaten başka yerde de mob farm yaparken falan da işimize yarayacağı için iyi oldu aslında. Ben bu CV'lerden 9 tane yapmayı tercih ediyorum. Neden? Ben manyağım. Aslında tek sebebi şey. 9 tane CV aynı anda elek yani 9 tane eleği aynı anda kullanınca bazı kaynakları elde etmemiz bayağı kolaylaşıyor. Öbür türlü autoclicker'ı şimdi disable etmişler. Autoclicker'ı nerflemişler yani kaba tabirle aslında. Yani eskiden autoclicker'ı kullanarak hızlı hızlı elekten gravel geçirebiliyormuşuz. Ama galiba onu kaldırmışlar. Hile olacağı veya bilmiyorum belki de serverları muhtemelen onlardır. Serverları deli gibi kastıracağı için o sistemi kapatmışlar. Artık yani autoclicker kullanarak yapamıyoruz. O ağaçlar niye orada kaldı? Muhtemelen aralarında tahta var çünkü. Log var. Hemen onu da sökelim. Nerede var tahta göremiyorum ki. Burada mı var? O zaman o tarafta vardır aynen. Gördüğümüz gibi işte o ipek böcekleriyle de infest ettiğimiz ağaçlarda. Nerede var ya şey? Ağacın arasında kalmış herhalde log. Allah Allah. Siz niye düşmediniz peki? Madem hiçbir yerinizde log yok. Enteresan. İyice yukarı çıkalım. Çok uyuz oldum. Acaba havada mı asılı kaldılar bunlar? Hop, fuck. Hemen tekrar çıkalım. Zaten istemediğimiz kadar string oldu. Kaç stack stringimiz oldu. Yatak da yapacağız bu gece. Bugün. Ki ilk aşamada geceyle uğraşmayalım. Aslında mob çıkmayacak tabii ki. Ada ufacık olduğu için ama yine de gözümüzü rahatsız etmemesi açısından bence iyi bir tercih olur. Yatak yapmak bu aşamada. Bu stringlerin tamamını şimdilik tamamını olmasa bile bu kadarını işte yatak yapmak için kullanacağız. Yatak yapmak için kullanacağız. Wool'a çevireceğiz aslında. Yatak yapmak için demeyeyim.
Bakalım White Wool'u aldık. Bir tane yatağı şu şekilde yapmış olalım ki ilk geceyi kolayca atlatmış olalım. Burada başka görev achievement'ları da geldi. Sürekli sağ tarafta zaten burada sağ üstte gözüküyor. Ve bir tane de bedava sieve verdi bize. Kaç tane oldu? 7 tane oldu. Biz 9 tane yapacaktık. 8, 9. 3'e 3'lük bir alana yapacağım sieve'leri ki bir o kadarıyla da çünkü elek yapacağım için aynı anda gravel ya da işte neyi meşten geçireceksek, neyi elekten geçireceksek aynı anda kullanabilirim. Neredeydi stringlerimiz? Bu modpack'in şöyle de bir güzelliği var bu arada. Mesela sağ tarafına da furnace koyduğumuz zaman yine bu quark modu olması lazım. Buradan hepsine ulaşabiliyoruz. Hepsini buradan kontrol edebiliyoruz. Bu da bence güzel bir sistem. Şu şekilde kendimize mesela bir tane elek yapabiliyoruz bunu kullanarak. Bir tane mesh yapabiliyoruz. Elek diyorum daha anlaşılır olsun diye. Buradan alalım. Yanlışlıkla 10 tane mi yaptım? 3, 6, 9, 10. Evet tamam. 10'uncuyu şu şekilde çöpe atabiliriz. Fazlalık stringlerimizi de şöyle yerine koyalım. Yatak neredeydi? Hemen gündüze çevirelim tekrar. Burayı da hatta set home yapalım. 12 değil aslında. Neyse. Artık teleport atarken set home 12 diye teleport atacağız. Yapacak bir şey yok. Ve ilk adamız aslında şey üzerine olacak. 1, 2, 3, 1, bakalım 4, 1, 2, 3, 4. Tamam. Tam ortalayabilmişiz sanırım. İlk adamız bizim elek adamız olacak. Elek adası derken de 3'e 3'lük alan istemiştim söylediğim gibi. Bakalım 4, 8, 9, 4, 8, 9. 9 hizaya gitmemiz lazım. Daha 5 gittik. 6, 7, 8, 9. Adaları şimdilik kare şeklinde yapıyorum ki en azından bu aşamada gözle güzel gözüksün. Fakat tabii daha sonrasında tamamen her şey değişecek. 9, 10 yapmış da olabilirim. Umarım 10 yapmamışımdır. Koordinatlara bakarak da anlayabilirdim aslında ama. Fazla mı oldu? Yok, tam olmuş. Tamam. Muhtemelen bir konsept üzerine yapacağım adayı. Daha ileriki zamanlarda. Olmadı o. Olmadı. Olmadı o. Heh. Konsept üzerine yapacağım. Artık gemiye mi benzetirim yoksa devasa bir saray mı yaparım bilmiyorum. Havada uçan saray. Aslında o da güzel olabilir. Ama muhtemelen gemi üzerinden giderim. Gemi nedense bana daha güzel geliyor. Yüzüklerin Efendisi'nde kimin gemisi vardı? Öyle bir Yüzüklerin Efendisi de değil tabi. Silmaril'in de vardı o gemi de. O gemi benim mesela çok hoşuma gitmişti. Bir şeyin içinde gördüğüm zaman canlı şekilde. Battle for Middle-earth modlarından birinin. Adam şey bayağı Age of the Rings modu mu? O tarz bir mod olması lazım. 7 bir dakika yok. Şu üstünde bulunduğumuz eksi 4 eksi 9 1 2 3 4 bayağı kapsamlı modlar. Daha doğrusu yama diyeyim artık onlar. Onlar artık moda girmiyor. Mod Minecraft mantığıyla düşünürsek modlar daha ufak şeyler oluyor. Mod pack'ler daha büyük şeyler oluyor. Yani neler yapmışlar adamlar neler yani hani bir Power mesela tamam Balrog vesaire var da onları çok büyük oyun stüdyoları yaparken adam tek başına mesela gerçi tek başına yapmıyorlar genellikle belli bir developer zümresi oluşturup yapıyorlar o kadar büyük modları ama orada gördüğüm o uçan gemi konsepti mesela benim çok hoşuma gitmişti. Tamam kitapta çok güzel anlatılıyor falan filan ama canlı canlı da oyunun içinde çok sevdiğim bir oyunun içinde görünce gerçekten hoşuma gitmişti. O tarz bir şey yapabilirim ben de. Evet bu adada bu arada bu adayı söylemeden yaptık. Bu adada bizim gravel'ları demeyeyim. Cobblestone'ları gravel'a çevirdiğimiz ada olacak. Tabii ilk etapta bize ne lazım? İlk etapta biz hali hazırda bir tane bucket'ımız var ama bir tane daha bucket lazım ki cobblestone generator'ımızın tier 1 tabii. Tier 2 da yapabilirim aslında. Tier 1 sadece görev için geçerli. O işe yarayacak. Şimdi ilk etapta bize bir miktar tabii cobblestone lazım. Generator olmadan. Onu da bu şekilde shift ve sağ tıklayarak yere pebble'lar tükürüyor böyle gördüğümüz gibi. Her sağ tıkta galiba bir tane pebble tükürüyor tabii. Bu yüzden hayvani miktarlarda bunu spamlamamız gerekecek. Devam edelim. Mesela bir siteyi aldık. Burada ne kadar var? Az varmış. 23 tane daha varmış. Ya rahat bize bir oyun başında en azından 2 stack'lik şey gerekiyor. 2 stack de demek aslında 64 pebble değil. Bayağı 4 tane pebble siteyi gerekiyor ki çünkü her 4 pebble'dan bir tane cobblestone çıkıyor. Ve şu an elimizde kaç stack var? Şu an elimizde 2,5 stack oldu. Sağ tıklamaya devam. Dediğim gibi lav ve suyu kullanarak bir cobblestone generator da yapabilirdik ama o da
Her seferinde sadece bir tane tabii cobblestone üretecek. Bu cobblestone'ların bir kısmı yanacak. Lavanın içine düşecek biz kazınca. Farklı bir cobblestone generator şekli de var. Fakat onun için ufak bir mimari iş gerekiyor. Ben de bu konularda en azından early game'de çok da iyi olmadığımdan dolayı pek uğraşmak istemedim. Bu şekilde bunları çöpe atalım. Tamam. Ve bunları bu şekilde böyle cobblestone'a çevireceğiz. Şöyle abi bir stack cobblestone'umuz oldu. Şimdi bu cobblestone'dan da hammer yapmamız lazım ki cobblestone'ları şeye çevirebilelim. Gravel'a çevirebilirim. Bu Hammer'ın mantığı. Bu da eksiği ilo modunun oyuna eklediği bir mantık. Bir tane de tabi Building Wand. Building Wand'ı nasıl unuturuz? Bir. Bu sen burada kal. Şu dördü buraya atalım. Buradan Building Wand'ı alalım. Building Wand şöyle bir kolaylık sağlıyor bize. Mesela bunu cobblestone'ları bu şekilde dizdik. İki sıra değil mi? Zaten bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ama yine de göstermiş olayım. Ben çünkü ilk başladığımda bilmiyordum. Böyle cobblestone'u işaretlediğimizde geri geri gittik. Bu bütün cobblestone'ları bu şekilde diziyor. Tek tek o yüzden dizmekten kurtarıyor bizi biraz. Ya ben bunu öğrenene kadar bayağı eziyetli zamanlar geçirmiştim. Diğer bir muhabbet. Şimdi bu sieve'leri. Burası da sieve adamızdı. 3'e 3'lük bir şekilde yerleştirdiğimizde böyle. Şimdi autoclicker olmadığı için maalesef böyle şeylere ihtiyaç duyacağız. 6, 7, 8, 9. Autoclicker olsa tek bir mesh üzerinden de yapabilirdik tabii bunu. Böyle yerleştirdiğimizde elimizdeki gravel'lardan şimdi bize flint lazım artık. Dolayısıyla 6 kere 9 54. 6 tane gerekiyor bir normal meşi flint meşi çevirmek için. Bir stack cobblestone'dan hayatta bu kadar çıkmaz bu arada. Yani bir tanelik çıktı. Bakalım 2 tanelik çıkacak mı? Evet, 2 tanelik çıktı. Böyle 3'e 3'lük bir sistem hazırladığımızı çok rahat bir şekilde bunları meshten geçirebiliyoruz. Bu da gerçekten dediğim gibi en azından ilk aşamalarda bayağı büyük bir kolaylık sağlıyor. Bunu da bu şekilde yerleştirdiğimizde zaten elimizde flint mesh oluşacak artık böyle. İki tane flint meshimiz oldu. Cobblestone Generator'a da aslında şu an geçmek istiyorum. Onun için de 6 tane cobblestone lazım. 6 değil aslında 7 tane cobblestone lazım çünkü ortadaki glass da lazım bize. Ama ondan önce de tabi glass yapmak için bize furnace lazım. Dolayısıyla 6, 8, 14, 15 tane cobblestone lazım. Yani 60 tane pebble lazım olacak bize. Tabi onunla beraber bir detayı unuttuk. Bizim elimizde şu an sadece bir tane şey var değil mi? Iron bucket var. O iron bucket'ı da nereye koydum acaba? Kör oldum. Almadım mı daha? Aldım. Allah Allah. Nereye gitti acaba? Ha burada tamam. Bize iki tane iron bucket lazım tabii. Bunun için de bize Flint Mesh'ten 12 tane iron ore piece bulmamız gerekecek ki onları pişirip şeye çevirebilelim. Bunun için de bize tabii yine absürt miktarlarda cobblestone lazım oldu. Yine neredeyse 2 siteye yakın. Bakalım. Topla 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 hızlı 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 çabuk çabuk davay 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 şinel şinel. Furnace için ve tabi cam için yeterli miktarda cobblestone elde etmiş olduk aslında şu anda bir stack 16 tane cobblestone oluyor çünkü bir pebble stack'i. Ama oradan da bize dediğim gibi iron şey lazım olacağı için fazlası da göz çıkarmayacaktır. Hızlı hızlı şu şekilde toplamaya devam edelim. Gel gel babaya gel babaya gel babaya. Heh. Hop 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 hop. Şu ne şu şekilde. Tabi bunları şöyle bir güzellik de var. Hayatı kolaylaştıran. Burada ben Balance Grid'e tıkladığımız zaman bunlar crafting table üstünde ne varsa onu yani onu düzenli bir şekilde dağıtacak. Bu da neyi sağlayacak tabii? Rahat bir şekilde neyi craftlıyorsak ondan istediğimiz kadar craftlamamızı sağlayacak. Tek tek dizmemiz gerekmeyecek yani. Dediğim gibi crafting table'a tıkladığımızda mesela şu an hem furnace'a hem chest'in içine şey yapabiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Şunları şu şekilde yakalım. Ne yapacaktık? Bir tane cobblestone'u şimdi. İlk cobblestone'u kırdığımızda bize gravel veriyor değil mi? Şimdi bu gravel'ı bir daha kırdığımızda şöyle bir güzellik var. Cobblestone koydum yine değil mi? Bu gravel'ı bir daha koyup kırdığımızda bize sand verecek. Sand de kırdığımızda dust veriyor ama dust için farklı elekler gerekecek bize. O yüzden şu an onunla uğraşmıyoruz. İhtiyacımız olan bir tane aynayı, bir tane camı böyle yapalım. Diye özürleştim pardon. Kafam karıştı o sırada. 6 tane. Bravo Mehmet. Bravo Mehmet.
Alt tane de lazım olan kabustonu da buraya yerleştirmiş olduk. Sadece bize şu anda aslında iron lazım. O yüzden de bu diğer biriktirdiğimiz kabustonları şimdi flintmeşten geçireceğiz. Şu şekilde yerleştirelim. Bu sefer building ant kullanmıyorum. Zaten 30 tane filan tahta var. Bunu daha çok 3-4 stack'lik şeylerle yaptığımızda kullanacağız. Evet. Şu an sadece bize aslında demir lazım. Bunları buradan söküyorum ki nerede diğer flintmeşimiz? Boşu boşuna oraya harcamamış olalım. Nasıl diyeyim? Gravel'larımızı. Çünkü şu an sağ tıkla elde ettiğimiz için hala biraz eziyet oluyor. Şu an elimizde iki tane iron ore var bile mesela. Tabii üçüncüsünü elde etmek muhtemelen bir eziyet olacak. Ama en azından bir tane daha flintmeş yapabilmek için de yeterince flintimiz oldu. Bize totalde 12 tane iron ore gerekecek kısaca. Şu an elimizde sadece 3 tane var. Bir tane copper ore düşmüş. Aynı renkte olduğu için bir sorguladım. Acaba bu da öyle mi diye ama değilmiş. Hemen toplamaya devam edelim. Ve de şu an fark ettim ki bir tane de chest yapmamız gerekecek tabii. Çünkü çok fazla miktarda ore düşmeye başlayacağı için onları saklamak için bizim bir yere ihtiyacımız var. Peki yeterince plankimiz var mı? Fazla fazla varmış. İki tane chest yapmış olalım şöyle. İki tane değil aslında. Tabii. Bayağı dört tane. İki tane double chest yapmış olalım. Onları da böyle aldık. Şu şekilde yan yana yerleştirsek tamam. Fazlalıkları, ihtiyacımız olmayan kaynakları en azından şu şekilde. Sana ihtiyacımız var. Sen burada kal. Yerleştirmiş olalım. Yine sabah olsun. Güzel. Bunları yerleştir. Iron ore kalsın. Hayvani miktarlarda seekworm'umuz varmış. Onları şu şekilde şuraya koyalım. Bize biraz daha gravel lazım tabii şimdi. Biraz daha dediğim baya neredeyse 2 stack cobblestone olacak kadar gravel lazım olacak şu an fark ettim. Baya şans işi. Aslında iron ore çıkmıyor. Yani %10 o oranı mı ne? Öyle bir oran var. Bakalım burada gösteriyor mu? Mesela bakıyoruz. Aynen %10 oranı varmış. Yani ama %10 da matematik öyle çalışmıyor biliyorsunuz. Her 10 seferde bir tane çıkacak diye bir muhabbet yok maalesef. Tabii %10 iyi bir oran. Muhtemelen her 10 seferde bir tane çıkar ama dediğim gibi. Bu arada 15 tane de flintimiz olmuş. Oradaki 2 tane meşi daha upgrade edebiliriz şu anda aslında. Onları birazdan alıp buraya getireceğim. Geldiniz mi bakayım? Gel. Onları da al ya da onları almayalım. Şurada işimiz bittikten sonra oraya geçeriz. Galiba bunda da sağ klik hızına bir sınır getirmişler bu arada. Mesela yeterince hızlı şey çıktığını düşünmüyorum. Her sağ klikte bir tane geliyor ama belki tam da öyle hissettirmiyor. Yanlışlıkla Z'ye bastığım için az önce hotbar değiştirme yeri açıldı tabii. Orayla işimiz yok şu an. Bakalım. Bucket'ları bu arada mesela cobblestone generator yapmak bucket'ları harcamıyor. Bu da güzel bir detay bence. Başka bir yerde lazım olduğunda, başka bir sıvıyı taşımamız gerektiğinde dolayısıyla elimizde hali hazırda bucket olacak. Geldim bunlar da. Bunlar da gelsin. Heh, tamam. Şu şekilde bunları yerleştirdik. Hatta fazladan da varmış. Neyse şunları bir yapalım. Şöyle. Eşitle. Güzel. Çöp. Bu cobblestone'ları da tabii şimdi onları oraya taşıdığımız için yerimiz biraz azaldı. 11-2. Ve evet düşerken 11-2 yazdığımız halde tabii hali hazırda bayağı uzun bir mesafeye düştüğümüz için yine de öldük. Ama grave modu var bu arada. Mesela düştüğünüz yerde değil de starting adanızda ya da nerede respawn oluyorsanız orada size şey bırakıyor. Cesedinizi bırakıyor. Bu da güzel bir detay. Şu şekilde building wand kullanarak devam edelim. İşimiz biraz kolaylaşsın. Hammer'ımızı alalım elimize. Gravel neredeyse aşağı uçuyordu. Bu konuda da biraz dikkatli olmak lazım. Yoksa bir saat yine sağ tıklamakla uğraşacağız. Diğer flintmeşlerle şimdilik uğraşmayacağım. Zaten çok fazla şeyimiz de yok açıkçası. Çok fazla yerimiz de yok. Bakalım fazladan iron ore geldi mi? 5 iron ore oldu. Bu konuda biraz şanssızım maalesef ben. Lazım olan hiçbir şey kolayına çıkmaz bana mesela bunların içinden. 6 iron ore oldu. 2 tane yani şu an 2 tane bile değil aslında. Bir dakika. 4, 8, 16 tane iron ore piece lazım bize. 8 de değil. Yani 12 de değil pardon.
Bir dakika. 4, 8, 12. Neden 4 diye düşündüm? Bir tık kafam karıştı şu anda. Evet, yanlış hesaplamamışım. Bize 12 tane Iron Ore piece lazım. Ki cobblestone generator'ımızı yapalım. Çünkü aynen bir bucket için 3 tane iron ingot lazım. Evet. Bir küçük brain fart yaşadık. Gel babaya. Mesela bu sefer 2 tane birden çıktı şansımıza. Totalde orada 7 tane kaldı bu arada. 42 tane flint olduğunda da, ki 40 tane oldu bile zaten. 42 tane flint olduğunda bütün meşlerimizi flint meşe çevireceğiz. Bu şekilde bütün ore piece'lerimizi almaya başlayacağız. Ondan sonraki adımda hepsini iron meşe çevirmek olacak ki iron meşlerden diamond çıkıyor. Ondan dolayı. Bu arada ben çok geç bir şekilde şeyi öğrendim. Meğer kayıt dışı biraz mining yaptım demek bir meme'miş. Creative açtım, hile yaptım demekmiş. Bilmiyorum artık ne kadar doğru ama bu konuda hani çok ünlü yayıncıların bile videolarında dalga geçirdiğine şahit oldum. Dolayısıyla her videonun sonunda yaklaşık 4 dakikalık aşırı hızlandırılmış bir şekilde videoyu aşırı hızlandıracağım o sırada. Aşırı hızlandırılmış bir şekilde yaptığım elek muhabbetini ya da mining muhabbetini hangi modpack'i oynadığıma bağlı olarak geçeceğim. İster izleyin ister izlemeyin ama ben bu meme'in kurbanı olmak istemedim açıkçası. Çünkü mantıklı da açıkçası. Nereden bilecek adam senin kreatiften alıp almadığını mesela. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Buradan bu bucket'ımızı da herhalde şu an water bucket'a çevirebiliriz. Çok güzel. Bu arada halihazırda bir kere o hızlandırma muhabbetini denedim mi? Ve gözünüzü alamıyorsunuz. İzlemesi gerçekten çok zevkliymiş. Onu da bizzat yaptım yani. Bu şekilde cobblestone generator'ımızı da yaptık. İkinci seviye yapmak daha mantıklı. Birinci seviye tamam görev ödülü veriyor fakat ikinci seviye gerçekten hızlı şekilde kabul üretiyor ve bize şu an o hızlı kabul üretimi lazım. Bu generator'ın üstünde de isterseniz wood hopper da var burada. İlla demirden yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz de bu şekilde altına koymak yerine üstüne chest koyduğunuzda zaten otomatik bir şekilde cobblestone generate etmeye başlayacak. İçinde de birikiyor bu arada. Birden mesela 15'e yükseldi. Ben bunun yanına bir tane daha chest koyayım diyorum açıkçası. Çünkü bir yerden sonra gerçekten hayvani miktarlarda cobblestone'a ihtiyacımız olacağı için burada fazladan birikmiş olsun. Evet, ilk bölüm bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Umarım izlemek de sizin için keyifli olmuştur. Abone olursanız sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. O konuda söyleyecek bir şeyim yok yani. Ben de her izlediğim videonun kanalına abone olmuyorum sonuçta. Ve bundan sonra da dediğim gibi 4 dakikalık hızlandırılmış bir şekilde elekten geçirme videosu olacak ki yeterince iron ore biriktirip bunların tamamını iron meşe çevirelim. Hoşça kalın.